are two oceans, okyanuslar. On earth there is more ocean than land. Yani dünyada karalardan daha fazla okyanus bulunmaktadır arkadaşlar. Bakın, there is more ocean than land. Yani okyanuslar karalardan daha fazladır. The Pacific Ocean is the biggest ocean. Yani Pasifik Okyanusu en büyük okyanustur. It is bigger than Afrika. Afrika'dan daha büyüktür. Yani Afrika kıtasından daha büyüktür Pasifik Okyanusu. Did you know that there are mountains and valleys under the ocean? Yani sen okyanusların altında vadilerin, dağların olduğunu biliyor muydun? Some of these mountains are bigger than the biggest mountains on land. Yani bu dağlardan bazıları, bakın, some of these mountains, yani okyanusun altında bulunan bu dağlardan bazıları are bigger than the biggest mountains on land. Yani yeryüzündeki en yüksek dağdan daha büyüktürler, daha uzundurlar anlamında, daha yüksektirler diye çeviriyorum. In the deepest parts of the ocean, yani okyanusun en derin yeri, the water is 10 kilometers deep. Dip derinlik demek arkadaşlar. Yani okyanusun en derin yeri arkadaşlar 10 kilometre derinliğindedir. Yani nereden bakarsan 10.000 metre. The water in the ocean is always moving. Yani okyanustaki su, okyanustaki su arkadaşlar devamlı hareket halindedir. Waves, yani dalgalar. Evet, dalgalar hit the land. Dalgalar durmadan mesela karayı döver and break the rocks ve oradan mesela kayaların kopmasına neden olur. Sometimes bazen big pieces of rock fall into the ocean. Bazen okyanusa büyük parçalar düşer. Yani böyle, yani kara parçaları düşer dalgalardan dolayı. They leave big cliffs. Böylelikle büyük, yani uçurumlar, yani onların aslında bir adı vardı da, yani genelde Antalya'da falan var böyle. Yani böyle uçurumlar meydana getirirler. Like the beautiful Uluwatu cliffs in Bali. In Endonezya. Örneğin Endonezya'nın Bali şehrinde bulunan Uluwatu uçurumu gibi şeklinde öyle güzel bir uçurum meydana getirebilirler. Aslında bunların yani bir adı vardı Antalya'da, mesela falez. Evet, falez. Mesela falezler meydana getirirler. Yani falez demek arkadaşlar, yani dalga kıyıya vurduğundan dolayı, dağa vurduğundan dolayı oradan parça koparıyor. Bu parçayla birlikte yani büyük bir uçurum meydana geliyor. Yani oradan suya bakıldığında. Buradan devam edelim arkadaşlar. Where the ocean is warm, yani okyanusun ılık olduğu yerde, we sometimes find coral. Biz bazen diyor mesela, bazen biz mesela resif buluruz. Yani mercan resifi. Coral is made of millions of very small animals that make hard cores around themselves. Yani genellikle bu mercan resifleri arkadaşlar, yani yani kendini örten birçok, yani ölmüş birçok küçük hayvandan meydana gelir. Yani milyonlarca küçük hayvanın kendini örtmesinden dolayı meydana gelir. When the animals die, yani hayvanlar öldüğünde, the hard cores make the, yani bu sert tabak arkadaşlar, make the coral reef. İşte bu mercan resifini meydana getirir. Yani demek ki hayvanların mesela ölmüş olan yani bedenleri demek ki zamanla birikiyor ve böyle bir resif meydana geliyor. Örneğin burada diyor ki the Great Barrier Reef. Great Barrier Reef near Australia. Avustralya'nın yanında bulunan büyük barrier resifi is the biggest coral reef in the world. Yani dünyadaki en büyük mercan resifiymiş. It is 2600 kilometers long. 2600 kilometre uzunluğundaymış bu resif. Sea turtles, yani deniz kaplumbağaları, dolphins, yani yunus balıkları and many other amazing animals live there. Yani bu resifin içerisinde arkadaşlar, yani turtles, sea turtles, deniz kaplumbağası, dolphin, yunus balıkları ve diğer diğer şaşırtıcı hayvanlar bu bölgede yaşamaktaymış. Some places, yani bazı yerlerde where the coral reef is very big, yani özellikle bu mercan resifinin büyük olduğu bazı yerlerde it comes out of the water. Bazen diyor suyun dışına çıkar bu resif. It makes a small island ve böylelikle küçük bir ada meydana getirir. Evet, değerli arkadaşlar, bu bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.